Arkadaşlar merhaba. Ben Yavuz Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. sınıf ders kitabımızın 4. ünitesi Kimya Her Yerde'de de, neler kazanıldı sayfalarını. Sayfa 196 ve 203'te var zaten. Bunları birlikte çözeceğiz. Bugün kitabımızın yazarları Mehtap Güntut, Pınar Güneş ve Serpil Çetin. Elinizde bu kitap olmayabilir. Bunun için açıklama kısmına kitabın linkini bırakıyoruz. Oradan indirerek kullanabilirsiniz. İlk çözeceğimiz kısım sayfa 196'da bakın arkadaşlar neler kazanıldı kısmı ile başlıyor. Burada tanılayıcı dallanmış ağaç verilmiş doğru yanlış şekilde ilerleyeceğiz bakalım hangi çıkıştan çıkacağız. Çamaşır suyu mikrop öldürücü ve artıcı özelliğe sahiptir arkadaşlar doğrudur tabii ki. Evde dezenfektan olarak çok yaygın olarak kullanılıyor. Peki çamaşır suyu kireç kaymığı kişisel temizlik maddelerindendir demiş. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Tabii ki çamaşır suyunu kişisel temizliğimizde kullanmamız söz konusu olamaz. Hatta eğer cildimize temas ederse bol suyla yıkamalı ve iyice durulamalıyız. Değil mi? Bundan kaçınmamız gerekiyor. Hatta çamaşır suyu kullanırken mümkünse kesinlikle eldiven kullanmak en güzeldir diyoruz. Piyasadaki ilaçlar vücutta oluşturulması istenilen etkiye göre hap, şurup, iğne, merhem gibi farklı formlarda üretilir. Doğrudur arkadaşlar. Bakın nereden çıktık? 6. çıkıştan çıkmış bulunduk. Bakın birinci sorumuz diyor ki polimerlerin farklı alanlarda kullanımlarına ilişkin olumlu ve olumsuz özelliklerinden dörder tanesini yazınız demiş. Bu konuda tabi çok fazla arkadaşlar şey yazmak mümkün, madde yazmak mümkün. Kitabımızda da aslında bunlardan bahsedilmiş. Biz birkaç tanesini yazalım. Mesela polimerlerin olumlu özellikleri nedir? Bakın polimerler genellikle esnek ve hafif malzemelerdir. Öyle değil mi? Ve polimerler arkadaşlar yalıtkandır. Yalıtkan olmalarından dolayı değil mi? Elektrik kablonun vesairesinin sarılmasında çokça kullanılır. Isıyı ve elektriği iletmezler. Ve maliyetleri düşüktür. Yani üretim maliyetleri düşük olduğu için de arkadaşlar birçok malzemenin daha ucuza üretilmesini ve daha geniş daha daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirler. Mesela kıyafet bunları en yaygın verilebilecek örneklerden bir tanesidir değil mi? Kıyafetlerde kullanılması polimerlerin işte poliester polyester vesaire kullanılması maliyetleri düşürüyor ve böylece birçok insan maddi durumu kötü de olsa kılık kıyafete daha rahat erişebiliyor. Ve arkadaşlar bunlar nedir? Kolay şekillenebilirler. Daha var arkadaşlar bir sürü ama biz dört tane dediği için dört tane yazalım. Peki olumsuz nedir arkadaşlar? Olumsuz bir kere petrolden üretilmeleri arkadaşlar. Petrolden üretilmeleri olumsuzdur çünkü Petrol biliyorsunuz arkadaşlar bir gün tükenecek. Zaten biz bunları yakıt için kullanıyoruz. Bu şekilde plastikler için polimerler için kullandığımız zaman petrolün yani yenilenemez enerjilerin enerji kaynaklarımızın her geçen gün biraz daha azalmasına sebep oluyor diyoruz. Bunlar tek kullanımlık olanlar özellikle arkadaşlar. Poşetler, efendim tek kullanımlık bardaklar, çatallar şunlar bunlar görüyorsunuz. Bunların atılması değil mi, çevreye ciddi zarar veriyor. Ve bunlar doğada parçalanmıyorlar arkadaşlar. Yüzlerce sene Kaldıklarından dolayı doğa içinde çok zararlı. Bunlar doğada parçalanmadığı için insanlar ne yapıyorlar bunlar arkadaşlar? Yakıyorlar ve yakıldıklarında ne oluşuyor arkadaşlar bunlar? Toksik yani zehirli dumanlar meydana geliyor. Bu da gene polimerlerin tehlikelerinden, zararlarından, olumsuz yönlerinden bir tanesidir diyoruz. İkinci sorumuzda sabunun kiri nasıl temizlediği aşağıdaki şekilde belirtilmiştir diyor. Boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayın diyor bakın. Şimdi bir kere şuna bakın arkadaşlar. Şu sabun molekülü bakın şurada baş kısmı var. Bu baş kısmı arkadaşlar nedir? Polar'dır. Şunu hızlı bir hatırlayalım. Kuyruktan oluşan kısım karbon ve hidrojenlerden oluştuğu için apolar'dır. Polar olan kısım bakın su da polar olduğu için su sever. Öyle değil mi? Yani hidrofildir. Apolar olan kısım ise arkadaşlar su sevmediğinden dolayı nedir bu? Hidrofobdur diye adlandırılıyor. Yani polar olan kısım suyun içerisinde çözünürken apolar olan kısım kirlerin içerisinde çözünür. Neden? Kirler genelde arkadaşlar apolar yapı olduklarından dolayı. Bakalım arkadaşlar boşluklara. Kir sabun molekülünün ne kısmıyla? Apolar kısmı tarafından çevrelenerek hapsedilir dedik sirler anorganik maddelerden oluşabildiği gibi yağ ve apolar gene arkadaşlar özellikle organik maddelerden oluşur. Sabun moleküllerinin arkadaşlar kısımları su ile etkileşir. Hangi kısımları dedik az önce arkadaşlar bahsettik yukarıda. Polar kısımları su ile etkileşir. Neden? Su da arkadaşlar polar olduğundan dolayıdır diyoruz. Çözeceğimiz diğer neler kazanıldı kısmı arkadaşlar. Bakın sayfa 203'te burada bir bulmaca verilmiş. Sırayla çözelim. Bir de diyor ki hazır gıdayı tüketicinin ilgisini çekecek hale getirmek için kullanılan sentetik kimyasal diyor. Nedir arkadaşlar bu tabii ki? Renklendirici. Bir renklendirici yazıyoruz. İkinci de diyor ki gıdalarda oluşabilecek bakteri, küf ve maya bozulmasına karşı gıdayı korumak raf ömrünü uzatmak. Arkadaşlar biz bunlara ne diyoruz? Koruyucu. Değil mi? Tamamını okumamıza bile gerek yok. Koruyucular sayesinde raflar uzun özür dilerim, gıda maddeleri rafta uzun süre bozulmadan kalabiliyorlar. Bugün evde kendi hazırladığımız bir besin çok daha kısa sürede bozulabilirken bu şekilde içerisine konulan koruyucu maddeler sayesinde çok uzun süre bozulmadan kalabiliyorlar. E tabii ki bu koruyucular da nedir? Sağlığımıza aslında zararlı maddelerdir. 3 de ne diyor bakın yağlarda bulunan donmuş yağ asitlerinin süzülerek yağdan uzaklaştırılması sonucunda elde edilen yağ bakın donmuş yağdır arkadaşlar biz winterize diyoruz. Dolayısıyla bu işlemede biz ne diyoruz winterizasyon. Burada elde edilen yağda ne diyeceğiz winterize. 4'de diyor ki yüksek erime noktasına sahip krema, A vitamini ve renklendiricilerle işlem görerek elde edilen katı yağdır diyor arkadaşlar nedir bu margarin öyle değil mi? aslında tereyağını taklit etmek için yapılmış ama çok geniş kitleler tarafından kabul görmüş. Neden? Maliyeti çok daha düşük. İnsanlar belki maddi açıdan tereyağına ulaşamıyorlar ama margarine daha kolaylıkla ulaşabiliyorlar. 5 de diyor ki rafine zeytinyağını belirli oranlarda sızma zeytinyağının karışmasıyla elde karıştırılmasıyla elde edilen yağdır. Yani rafine yağla sızma yağı karıştırdığımız zaman ne oluşuyordu arkadaşlar? Riviera diyoruz değil mi? Riviera. Marketlerde falan dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. E, sızma yağ yanında da Riviera satılır. Riviera yağın fiyatı bir tık daha ucuzdur. Bir tık daha uygundur arkadaşlar. İşte neden kaynaklanıyor? Dediğim gibi içerisinde sızma yağla birlikte rafine yağda kullanıldan, kullanıldığından dolayı maliyeti biraz daha düşük oluyor. Altıncı soruda diyor ki mekanik yöntemler ve ısı uygulanmasıyla yağın yapısını değiştirmeden saflığını ve tadını koruyarak elde edilen yağ. Yani sadece mekanik yöntemler. Bakın herhangi bir kimyasal işlem değil arkadaşlar. Mesela zeytin yağını sıkıyorlar ve saf, değil mi? En güzel, en kaliteli yağı o şekilde elde ediyorlar arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Sızma yağı diyoruz ki zaten maddi anlamda da en pahalı olan arkadaşlar budur. Yedi de bakın zeytinlerin ezilerek macun haline getirilmesi ve ardından karışımdaki fazla suyun uzaklaştırılması ile elde edilen yağ diyor. Zeytinlerden elde edildiğine göre arkadaşlar tabii ki bu nedir 7? Zeytin yağıdır. Dokuza bakalım arkadaşlar. Özür dilerim 8'e bakacağız yanlış söyledim. Genellikle süt ve süt ürünlerine uygulanan yüksek sıcaklıkta bütün mikroorganizmaların öldürüldüğü Dayanıklı hale getirme işlemine verilen ad nedir arkadaşlar? Ultra High Temperature diye adlandırılıyor. Bu yani UHT işlemidir. Diyoruz bakın onu da şöyle yazalım. Evet 8 yazdık. 9'a geldik arkadaşlar. Gıdaların heterojen görüntüsünün giderilerek homojen hale getirilmesi için katılan kimyasal madde. Yani homojen hale getirilme değil aslında o. Homojen görünüm değil mi? Homojen görünüme kavuşması için arkadaşlar katılan maddelere ne isim veriyordu arkadaşlar onlara da? Emülgatör diyoruz değil mi? Emülgatör. Mesela mayonez arkadaşlar bakın bu şekilde içerisinde emülgatör katılmasıyla ki yumurtada doğal bir emülgatördür. Bu sayede böyle bakıldığında sanki homojenmiş gibi görünür ama aslında mesela mayonezin homojen olmadığını, değil mi? Heterojen olduğunu biz siz biliyorsunuz yani. Yağın yapısı değiştirilmeden ağartma, koku, asitlik ve reçine giderme gibi işlemlere tabi tutularak elde edilen yağ da arkadaşlar ne diyoruz biz? Rafine yağ diyoruz. Bazı yağlarda reklam olarak ne diyorlar? İki kere rafine değil mi? İki kere rafine diye böyle bunu reklamında yapıyorlar. Buna da arkadaşlar biz rafine yağı diyoruz. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda bakın kimya her yerde ünitesinin üniteyi bitirirken sorularını çözeceğiz. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.